Merhaba arkadaşlar, birkaç dakika içerisinde yayınımızı başlatıyoruz. Kanala hoş geldiniz, çalışma odama hoş geldiniz arkadaşlar. Benim ismim Hasan Zeki Alp. Bu kanalda sizlere modern programlama dillerini, arkaik programlama dillerini anlatıyorum arkadaşlar. Bu videomuzda da fonksiyonel programlama dillerinin 5. dersini sizlere sunacağım. Fonksiyonel programlama dillerini sourcepoint.com adlı web sitesinden Türkçeleştirerekten anlatıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen paylaşımda ekrana gelelim ve kaldığımız yerden dersimize devam edelim. Son konumuz lambda kalkülüstü sevgili arkadaşlar. Lambda kalkülüsü anlatıyordum. Şimdi reklamlardan kaçınmak üzere şunu bir tık daha büyütmek istiyorum. Evet. Fonksiyonel programlama dillerinin özelliklerinden bir tanesi de lambda kalkülüs gibi bir framework'e sahip olması arkadaşlar. Aslında bu lambda kalkülüs dediğimiz kavram bir framework, çerçeve çalışması. 1930'larda bu fonksiyonların hesaplanmasında Alonzo Church tarafından geliştirilmiş bir kavram arkadaşlar. Burada lambda kalkülüsünün içerisinde fonksiyon oluşturulması ve fonksiyonun uygulanması yani tatbik edilmesi gibi safha var. Burada söz konusu bu Alonzo Church. Bu lambda x dot e gibi bir notasyonu bize tanıtıyor ve de bu aslında söz konusu x değişkeninin bir formal bir argüman alacağını, e'nin de bu fonksiyonun gövdesi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani şuradaki notasyondaki lambda x dot e, x bir de formal değişken, aslında bunu bağımsız değişken gibi kabul edebilirsiniz. E de bu fonksiyonun gövdesi arkadaşlar. Bu notasyon Alonzo Church tarafından geliştirilmiş. Peki bu formasyonu kullanarak da, bu imlayı kullanarak da biz nasıl, neler yapacağız? Bu fonksiyonlar aynı zamanda isim olmaksızın ya da tekli argümanlar olarak da kullanılabilir. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Fonksiyonun tatbiki de ne şekilde olacaktır? E1.E2 şeklinde fonksiyonun uygulanmasını gerçekleştiriyoruz. Buradaki şunu görelim ki E1 fonksiyonun kendisi, E2'de ona eklenecek olan argüman arkadaşlar. Yani notasyon olarak da şu şekilde, yani bunun ilk oluşturulması, uygulanması ya da işte tatbikatı da, yani kullanılması da bu şekilde oluyor. Hemen bunun özelliklerine bakalım. Örneğin lambda kalkülüsü ben çeşitli ifadelerde şöyle kullanabilirim. 2 nokta 200 nokta üst üste x, bu aslında bir değişken tanımlamayı gösteriyor arkadaşlar. Burada x'in bağımsız değişken olarak da görebiliriz. Şöyle bir bar hemen sonrası, bar sonrası uygulamanın fonksiyonun uygulanması, yani şu ikinci safhayı gösteriyor arkadaşlar. Bu da bir notasyon ya da doğrudan duruyor bu fonksiyonun tanımlanması da lambda x dot e şeklinde, bunu bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Buradaki bahsettiğimiz gibi aslında lambda x dot e, burada bir lambda abstraction dediğimiz lambda soyutlaması arkadaşlar. Aslında bu da bir yüksek seviyeli, yani bunun üzerine bir görev yüklüyoruz arkadaşlar. Hemen burada lambda kalkülüsün uygulanmasını, bunun değerlendirilmesine bakalım. Aslında arkeik dillerden Lisp olsun, Erlang olsun, Prolog olsun, şu gösterdiğim notasyona benzer bir notasyonun ilk tanıtımını yapılıyor arkadaşlar bu programlama dilleriyle, arkeik programlama dilleriyle. Ve de bunlar aslında yapay zekanın veyahut da insan beyninin düşünüş biçiminin bir simülasyonu, bir analogu oluyor arkadaşlar. Burada pure lambda kalkülüs dediğimiz, yani saf lambda hesaplaması aslında herhangi bir built-in fonksiyon içermiyor arkadaşlar. Yani biz kendimiz operatörler vasıtasıyla bunu oluşturuyoruz. Örneğin şu ifadeye bakarsak, parantezi açtım, bir operatör belirledim, artı operatörü, daha sonra bir parantez daha açtım, bir çarpı operatörü belirledim ve o operatörün iki tane operantını belirledim arkadaşlar. Yani o operatörle işleme sokulacak olan iki tane nümerik değer. Şu ne anlama gelir arkadaşlar? 5 ve 6 operant olaraktan işleme alınacak, yani işleme sokulacak ögeler olaraktan bunların aralarında çarpı işlem gerçekleştirilecek. Dolayısıyla şu parantezin işleme sokulmasından sonra 6 kere 5 30 gibi bir rakam elde edecek arkadaşlar. Peki bu birinci ögemiz 30, bunu akılda tutalım. Peki burada 8 ve 3 gibi bir değerler de yine çarpı operatörüyle işleme sokulacak. Burası 30'du, burası da 24. Dolayısıyla 30 ile 24'ü şu artı operatörüyle işleme sokacağız arkadaşlar. Burada notasyon belki ilk karşılaşanlar için biraz farklı gelebilir. Ancak parantezlerin içlerinde operatör ve operatörün operantları, yani o işlemi
işlemde kullanılacak olan argümanlar söz konusu arkadaşlar. Burada çarpı, tabii toplama, çıkarma, çarpma, bölme yer alabilir. En içten itibaren veyahut da söz konusu şu blokların elimine edilmesi hesaplanmasıyla bütün bloğun şu komutun tamamının hesaplanması gerçekleştirilmiş oluyor. Burada mesela işte artı operatörüyle başlıyor diyoruz. Örneğin bunun indirgenmesi ya da çözümlenmesi, azaltılması, asgariye indirilmesi diyelim, sonucu bulunması hepsi aynı kapıya çıkıyor. Şöyle olacaktır. Alt kere 5 30 şu 2 operant çarpı işlemi ile işleme sokulduktan sonra burası 30 ediyor. Şu da aynı şekilde 3 kere 8 bu da 24 ediyor. Neticede 30 ve 24'ten oluşan yeni operatörlerimiz 30 ve 24. Bunlar artı operatörüyle operantlarımız pardon, artı operatörüyle işleme sokulacak. 54 elde ediyoruz arkadaşlar. Bu lambda kalkülüsün hesaplanma biçimi. Bir de beta reduction rule dediğimiz, Türkçesi de beta indirgeme kuralı diyerekten bir kural var. Burada da yine söz konusu formülümüz neydi arkadaşlar? Lambda, şunu bir kez daha hatırlatalım. Lambda çarpı x bağımsız değişken nokta operatörü ve e. Bu bizim fonksiyonun ilk oluşturulmasını yani tanımlanmasını gerçekleştirecek. Daha sonradan da E1 fonksiyonu bu şekilde tanımlandıktan sonra E2 parametreleriyle işleme sokulacak arkadaşlar. Burada hemen bu beta indirgeme kuralının da bir örneğini gösterelim. Lambda x ve şu çarpı operatöründen sonra şöyle çarpı operatörü 2x diyerekten bir ögem var arkadaşlar şurada. Bu aslında benim fonksiyonumun tanımlanması oluyor. Öyle diyebiliriz. Ve de bu dışında da bir 4 parametresi var. Öyleyse ben diyorum ki burada bu benim beta reduction kuralımda şu 2 eksi yani x'i bağımsız değişken olaraktan aldığımızda demek ki bu 2 ile 4 bağımsız argümanlar olaraktan işleme sokulacak arkadaşlar. Bu da 2 kere 4 8 çarpı operatörüyle işleme koyuyoruz. Buna beta indirgeme deniyor. Bunu birkaç sefer tekrar ettirebiliriz arkadaşlar. Örneğin buradaki şu çarpı operatörü ve 2x dediğimiz şuradaki bağımsız değişken yerine şöyle bir notasyon gösterebiliriz arkadaşlar. Yine burada lambda x bağımsız değişkenin tanımlanması. Burada diyorum ki yine bu sefer artı operatörüyle x ve x işleme sokulsun diyorum arkadaşlar. Yani burada diyorum ki x'i yan yana topla diyorum. Operatör, toplama operatörü de yer aldığı için. Dolayısıyla burada x ile x yan yana toplandığında 2x edecektir arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu işlemi yaptığımda bu 4 operatörüyle işleme sokulduğunda arkadaşlar 4 ile 4'ü toplamış olacağım. Bu da 8 edecek arkadaşlar. Yani işlem söz konusu parametrenin içeride işleme sokulmasıyla bunu 4 ve 4'ün 8 etmesi şeklinde şu operatörü kullanıyoruz arkadaşlar. Burada indirgemenin yapıldığı da şu yapı içerisinde indirgeme dışarıdaki bu parametrenin işleme sokulmasıyla gerçekleştiriliyor. Peki bir tane daha bir örnek verelim. Burada da aslında üçlü terim var. Bunları şu şekilde ele alabiliriz. Yine aslında lambda x dedikten sonra şu parametrenin tamamı örneğin indirgenecek ögeleri oluşturuyor arkadaşlar. Burada da hemen en içteki parametreye baktığımızda şu x ve 1 yani 1x eksi ile işleme sokulacak arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu içeriden dışarıya doğru devam etmeye başladığımda şunu varsayın ki şu x ile 1 işleme sokulduğunda hala şurası devam ederken ben şu parantezleri kaldırıp çarpı 3 çarpı 9'u şöyle yön değiştirebilirim arkadaşlar. Çarpı 9 çarpı 3 diyerekten yön değiştirebilirim. Peki burada yapılacak işlem nedir? Bunun işaretinin dağıtım şeklinde, daha doğrusu şu artı diyorum ama buradaki operatör eksi olduğu için bu işleme eksi 9 ve eksi 1 artı 1 şeklinde işleme girecektir arkadaşlar. Ve de bu diğer çarpanı da burada gösterirsek bu içerideki işlem 9 ve 1 gibi parametrelerin eksi işaret ile işleme sokulması neticesinde bu 8 kalacaktır. 8 ve 3 de bir araya getirildiğinde 11 elde ediyoruz arkadaşlar. Bu indirgeme dediğimiz beta reduction dediğimiz örnekler bu şekilde. Peki burada bir bağımsız değişkenden bahsetmiştik. Bağımsız değişken olur da bağımlı değişken olmaz mı arkadaşlar? Elbette olur. Burada bağımsız değişkenin teknik adı free ya da işte özgür değişken, bağımlı değişken de bound bağlı değişken şeklinde arkadaşlar. Örneğin şu formülü alalım. Buradaki aslında bağımsız değişkenlerimiz x'in alacağı değerler şunlar ve aynı şekilde
Şu da bağımsız değişken arkadaşlar. Yani aslında şu notasyona baktığımızda bizim bu lambda kalkülüsteki notasyonun kendisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bağımsız değişkenlerin işleme sokulmasından sonra bunu dış ortama çıkardıktan sonra onlar bağımlı değişken hale geliyorlar. Burada da bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Peki bu beta reduction'da alfa reduction dediğimiz bir teknik daha var. Alfa reduction'da ne yapıyoruz? Aslında bu son derece basit. Burada da aslında lambda ifadenin anlamını değiştirmeksizin bu yapılabilir. Şöyle ki şu çift gerektirme arkadaşlar. Çift gerektirme mantıkta P gerektirir Q ve Q gerektirir P'nin bir arada olması durumunda şu çift gerektirme, yani her halükarda sebep sonucu gerektiriyor ya da işte sonuç sebebi gerektiriyor şeklinde biz bunu değerlendirebiliriz. Şu yapıya bakarsak eğer lambda x bir yine lambda x x operatörü x bağımsız değişkeniyle işleme sokulacak arkadaşlar. Burada bunun hangi formülasyonu olduğuna bakarsak artı operatörüyle 1 ve x işleme sokulacak. Aslında şu çift gerektirme olaraktan bir dağıtma kuralı uygulanırsa arkadaşlar buradaki artık bunu bir alfa gibi çarpanla ele alırsak alfa çarpı lambda x çarpı lambda y bu x'leri y yaparsak arkadaşlar artı bir şekle getirebiliriz. Yani bu gerektirmenin sol tarafı sağ tarafını gerektiriyor ya da işte sağ tarafı da yazarsak bu da sol tarafını gerektiriyor arkadaşlar. Burada bir nümerik bir değer verirsek örneğin şuradaki işte kombine yapıya benzer şekilde ben şu örneği gösterdim burada. Lambda x içerisinde yine şöyle bir lambda kalkülüs formülüm var. Bu aslında şunun şu şekilde devamı. Şuna şöyle devamı olacaktır. Şunun kapatma parantezi de şurası olacak arkadaşlar. Öyleyse hemen içten itibaren bunun indirgenmesine bakalım. Ne yapmıştık burada? Lambda x içeriden bunun x'in y x yerine y koyaraktan ben işleme indirgemeye başlıyorum. Dolayısıyla elde edeceğim nedir? Çünkü x tarafı y tarafını gerektirecek burada. Yani alfa gibi bir sayıda gerektirecek. Dolayısıyla ben bu alfa indirgemeyi x değişkeniyle yani bağımsız değişkenleri yer değiştirirsem dolayısıyla şu ilk kısım ne olacaktır? Y ve 1 eksi işaretiyle işleme sokulacak. Peki şu şu kısmı indirgemiş olduk dolayısıyla arkadaşlar. Burada 3 ve 9'u parantezlerin içerisinde zaten bu dışarıya alabilirim bunu. Bu şekilde eksi işaret operatör ile y ve 1 işleme sokulacak. Bunu da içeriye bunu taşırsak eksi işaret hala kendini devam etmek üzere 9 ve 1 olacak. Dışarıdaki 3 çarpanımız da bu sefer indirgenmiş şu haliyle olacak arkadaşlar. Yani bu sefer bizim artı operatörüyle işleme sokulacak olanlardan birinci terim bu. İkinci terim de bu olacaktır. Bunun da 9 ve 1'in eksi ile işleme sokulması da 8 ve 3 elde edilecek. Burada da 8 ile 3'ü topladığımız zaman 11 edilecek. Buradaki indirgemenin bazen operatörlerin bazen parantez içlerinin yer değiştirmesi şekliyle bazen de doğrudan doğruya bu dışarıdaki parametrenin içeriye etki etmesiyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada Church-Rosser teorem dediğimiz bir teorem var. Burada da aslında çok önemli değil bu teorem kısımlar arkadaşlar. Ancak bilmekte fayda var diyorum. Eğer E1 E2'yi çift gerektirirse şu dediğim gibi şu çift gerektirme arkadaşlar normalde E1 gerektirir E2 ise yani E1'in gerçekleşmesi durumunda E2 olacak anlamındadır arkadaşlar. Bunu mantıksal olarak tam da P gerektirir Q, P değil veya Q şeklinde veya bağlayıcıyla bir bağlayış anlamına geliyor. Peki çift gerektirmede demek ki E2 de E1'i gerektirecek. Yani E2 gerektirir E1. Bu da Q değil veya P şeklinde. Tabii bunun her ikisinin de geçerli olması için de P çift gerektirir Q şeklinde sonucu alabiliriz arkadaşlar. Yani bunun eğer Boolean olaraktan da bir ifadesi varsa belki örneklerde geçebilir bu. Bu da çift gerektirme anlamında. Demek ki eğer böyle bir çift gerektirme koşulu varsa bu durumda E1'in bir öyle bir E vardır ki aslında E1 bu E'yi gerektirirken aynı zamanda öyle bir o aynı E2 de aynı E'yi gerektirir arkadaşlar. Aslında yani E1 E2'yi gerektirirse E2 de E1'i gerektirir anlamındadır. Dolayısıyla öyle bir E bulunacaktır ki burada E1 E'yi gerektiriyorsa eğer
E2'nin de E'yi gerektirmesi gerekecek. Dolayısıyla ben burada bu indirgemeyi de aynı sonucu elde edebilirim. Peki eğer sadece burada çift gerektirme yok da E1, E2 gerektiriyorsa E2 normalde normal bir biçimde ve bu durumda da normal bir indirgeme kuralı uygulanacak arkadaşlar. Burada normal indirgeme kuralı dediğimizde eğer bir tanesi varsa o bir normal indirgeme anlamında arkadaşlar. Normal bir form anlamındadır. Hemen şimdi ilerleyelim bakalım. Bundan sonraki dersimiz nedir? Konu başlığı nedir? Lazy evaluation dediğimiz veyahut da tembel değerlendirme. Bu da aslında fonksiyonel programlama dillerinin özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi tabii biz bunların bir kısmını farkında olmadığımız halde kullanıyoruz veyahut da varlığından haberdarız. Fakat işte ismi lazy calculation, evaluation olunca belki biraz yadırgayabilirsiniz. Bununla da ilgili şu açıklama yapalım. Bazı programlama dilleri arkadaşlar birkaç aşamalı. Yani siz bir facts dediğimiz gerçekleri belirtip daha sonradan da kuralları koyarsanız aslında gerçekleri ortaya koyduğunuz zaman siz onu beslemiş oluyorsunuz. Kuralları da koyduğunuz zaman siz o programın bir işlem yapmış yapma için hazır hale getiriyorsunuz. Fakat o dosyayı veyahut da o kodu, o algoritmayı siz compile edip çalıştırıp da nesne koduna işte obje koduna dönüştürmediğiniz sürece veyahut da makine koduna dönüştürmediğiniz sürece o bellekte işlem yapmaya hazır halde bekleyecek demektir arkadaşlar. Buna lazy hesaplama ya da lazy tembel hesaplama ya da işte atıl davranış deniyor. Peki buna bir örnek verelim. Mesela Haskell'da siz programlama için o algoritmayı hazırladınız. Kodu da hazırladınız. Kod çalışıyor, işlem yapıyor. Fakat kodun her execute edilmesi öncesinde kod hala tembel halde o işlemi yapmadan duracak demektir arkadaşlar. Yani bir bakıma class tanımlaması yapıp veyahut da class'la ilgili nesne tanımlaması yapıp yani o class'ın bir kopyasını alıp ondan bir nesne oluşturup onun üzerinde işlemler yapıp fakat kodu compile edip çalıştırmamak gibi bir anlamda arkadaşlar. Lazy evaluation dediğimiz. Burada da Haskell'ı da buna bir örnek olarak gösterebiliriz. Aslında Haskell'ın bu fonksiyonel programlama dili olan Haskell'ın da lazy evaluation dediğimiz en önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Şurada bir ifade daha var. Onu da şöyle bir tercüme edelim. Lazy değerlendirmesi tembel veyahut atıl değerlendirme dediğimiz aslında diskten gelen gerekli sayfaların sadece gerekli sayfaların yüklenerekten söz konusu performansın geliştirilmesine katkıda bulunacak. Bunu geliştirecek olan Unix map fonksiyonlarının kullanılması arkadaşlar. Bu belki de hani kavram olaraktan çok açıklayıcı gelmeyebilir. Aslında şudur. Geri kalan bilgiler için bellekte yer işgal edilmiyor. Yani lazy evaluation'da bu sadece söz konusu kalan hesaplama kısmı gerçekleştirilecek arkadaşlar. Peki nelerdir bu lazy evaluation dediğimiz bu tembel değerlendirmenin veyahut da atıl değerlendirmenin avantajları? Bir kere ifadenin nihai sonucuna doğrudan bağlanmaksızın bu bir alt ifadeler şeklinde bunun çalıştırılmasının iptal edilmesini sağlayabiliyor. Buna imkan sağlayabiliyor arkadaşlar. Bir de şu ifadeye bakalım. Bu aslında geçici hesaplamalara ya da koşullu durumların göz ardı edilerekten veyahut da bunların ortadan kaldırılaraktan algoritmanın karmaşıklığının yani zaman karmaşıklığının azaltılmasını sağlıyor. Peki bir maddesini daha burada inceleyelim. Burada da özel herhangi çembersel bir veya da döngüsel bir bağımlılık olmaksızın olmadığı sürece yani birbirlerine gerektirme durumları olmadığı sürece bunlar bir kez yani bu lazy calculation veya da lazy evaluation dediğimiz kavramlar bir kez başlangıç değerlerine initialize edildikten sonra bu veri yapılarına bileşenlerine erişmeye imkan sağlıyor arkadaşlar. Burada bir son bir madde daha var. Bu da sıklıkla olmayan erişimlerde yani seyrek olan erişimlerde yükün verilerin yüklenmesi için en uygun yöntem. Yani sık sık eğer veriye başvurulmuyorsa. Peki bir lazy evaluation dediğimiz bu kavramın bir de sıkıntılı durumları olabilir. Drawbacks dediğimiz dezavantajlar olabilir arkadaşlar. Bunlar da aslında çalışma zamanında o söz konusu bilgisayar programlama diline çalışma zamanında bir takım işte tanks dediğimiz geciktirme nesnelerinin oluşturularak da nihai sonucu sonuç için gerekli olan bu alt ifadelerin değerlendirmesini tutuyor veyahut da onları elinde tutuyor veyahut da bekletiyor arkadaşlar. Bazen de algoritmanın işte uzaysal karmaşıklığını veyahut da yer elde etti
İşgal ettiği yerin karmaşıklığını artırıyor arkadaşlar. Yani algoritmada böyle bir dezavantajı var. Drawback dediğimiz dezavantajdan bir tanesi. Performansının bulunması çok kolay olmayabilir, güç olabilir arkadaşlar. Çünkü burada işte dediğimiz icra öncesinde bir takım geciktirici ifadeler yer alabilir. Peki dedik biz bunun farkında olmadan belki de bildiğimiz programlama dillerinde bu lazy evaluation dediğimiz kavramı kullanıyor olabiliriz arkadaşlar. Mesela burada Python'da, Python'da lazy evaluation dediğimiz bu atıl değerlendirmenin kullanılmasına bir örnek arkadaşlar. Biliyorsunuz bir range diyerekten bir kavram vardır bu liste comprehension dediğimiz özelliklerde. Range metodu aslında Python programlama dilinde bu lazy evaluation'ın takip eder. Bunu izler arkadaşlar. Yani bunun gereğini yapar. Öyle diyeyim. Aynı zamanda burada mesela daha büyük range değerlerinde yani yüksek değerlere ulaşılacağı zamanda da icra zamanından bunun execute zamanından tasarrufta bulunur. Çünkü neden? Bir seferde bütün değerlere ihtiyaç duymaz arkadaşlar. Burada range'de bunun özelliğine bakacağız şimdi. Dolayısıyla bellekten de tasarruf sağlar bu lazy evaluation. Yani bir noktada atıl değerlendirme. Yani hepsine bütün o range'in büyük değerler taşıyorsa eğer hepsinin bir anda yapmama anlamında. Buna da şöyle bir örneğe baktığımızda. İşte ben R değişkenime range 10 diyorum. Yani 0'dan 10'a kadar bir kademe belirliyorum burada. Print R diyorum. Arkasından range 0'dan 10'a kadar diyerekten bunu da yazdırdığımda bakın hesaplamayı şurada print R3 dediğimde sadece 3'ü yazıyor. Diğerlerine hesaplamıyor arkadaşlar. Bakın şurada bir kez daha şuna çalışacak mı? Evet. Yani şöyle kapatalım şöyle. Bakın ilk program parçacığımızın, kod snippet'imizin ilk kısmında print R dediğimde burada range'i 0'dan 9'a kadar yani 10 adet şu 10 range excluded arkadaşlar. Bunu yazdırmış oluyoruz arkadaşlar. Eğer ki ben burada lazy hesaplamada veya da lazy kalkülüsta 0, 10 dersem bunu range diyerekten ben R3'te 0, 1, 2, 3 dolayısıyla sadece 3'ü yazdırmış oluyorum arkadaşlar. Yani R3 dediğimde burada şu range kademesinin ben lazy operasyon ile sadece şu 3 indeksindeki şu indeksteki veriyi yazdırmış oluyorum arkadaşlar. Bu da Python'da bir lazy evaluation dediğimiz lazy değerlendirmeye bir örnek. Bakın şurada normal işte range belirterekten yazdığımda bunun 0'dan 9'a kadar 10 adet veriyi yazdığı halde işte range 0,10 dediğimde ve de şu range 3 R3 ile ben belirttiğimde söz konusu 3. ögeyi bana yazdırmış oluyor arkadaşlar. Şimdi I/O işlemlerine geldik. Bu herhalde öyle bir sanıyorum ki bu derste son konularımızı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Input output işlemlerinde fonksiyonel programlama dilleri için şu kavramları göz önünde bulundurabiliriz arkadaşlar. Söz konusu bir yeni bir dosyanın oluşturulması mümkündür nested fonksiyonel programlama dilleriyle. Söz konusu dosyaya erişim sağlamak, onu açmak mümkündür. Dosya içeriklerinin okunması mümkündür. Bir dosya üzerine veri sorgulamak veyahut da o dosya içerisinde herhangi işte şu var mı diyerekten sorgulama mümkündür. Yeni bir dosya yazmak mümkündür. Yani yeni bir dosya create etmek mümkündür. Var olan dosyanın içeriğinin güncellenmesi mümkündür. Yani dosyayla ilgili bu I/O işlemleri şu işlemler yapılabilmesi mümkün arkadaşlar. Dosyanın silinmesi ve dosyanın kapatılması gibi işlemler fonksiyonel programlama dillerinde kolaylıkla gereken sentaks yerine getirilerekten gerçekleştirebileceğiniz şeyler arkadaşlar. Biz program sona erdiğinde programın çıktısını biz eğer kaybolmasını istemiyorsak, eğer söz konusu o raw code çalıştırıldıktan sonra yapılan işlemlerin kaybolmasını istemiyorsak onları bir dosyaya kaydederiz arkadaşlar. Onun için zaten bu dosya işlemlerine ihtiyaç duyuyoruz. Çeşitli farklı programlama dillerinde bu dosyaya erişme konusunda farklı komutlar icra edilebilir arkadaşlar. Bir dosyaya yazılması konusunda bir örneğimiz var. C++'da bir örnek vermek istiyorum sizlere. Burada biz gereken bir dosyayı açmak için
açmaya ihtiyacımız var. Onun içerisinde veriler yazmak için ve de eğer bu dosya mevcut değilse yeni bir dosya oluşturulsun. Bir kriterimiz bu arkadaşlar. Öyleyse bu işlemi biz nasıl yapacağız? Bir veriler için bir dosya açmamıza ihtiyaç var. O dosya mevcut değilse yenisi oluşturulsun. Hemen burada IOStream cout işlemlerin gerçekleştirmesi için yani dış ortama yazılması için gereken bir modül arkadaşlar, kitaplık. Fstream FileStream de IO işlemleri için gerekli olan bir kitaplık. Bunların uzantıları olacak biliyorsunuz. Burada ana metot içerisinde open FileStream diyerekten ben şu komutu kullanıp ben myFile diyerekten bir tanımlama yapmak istiyorum arkadaşlar burada. Daha sonra myFile nesnemin üzerinde ben open şurada fstream'in içerisinde yer alan bu open metodunu kullanıyorum ve de diyorum ki işte şu tırnak içerisinde temporary file txt diyorum. Yani ben şöyle temporary file txt diyerekten bu programı çalıştırdığım dizinde bir dosya oluştur diyorum. Burada da aslında diyorum ki iOS 2.3 üstte out diyerekten bu dosyayı dış ortama ver diyorum arkadaşlar. Daha sonradan da ben bunun içerisinde myfile'a writing contents to file diyerekten ve de backslash ile bir içerik yazıyorum arkadaşlar. Daha sonradan da bunu yazdırmadan önce burada diyorum ki data inserted into file veriler dosyaya kaydedildi diyerekten bir ekranda bir açıklayıcı bir prompt yazıyorum. Daha sonradan da myfile.close ile bu dosyayı kapatıyorum arkadaşlar. Burada geri döndürdüm sıfırla da bu kodun son şu konteksinin sorunsuz çalıştığını ifade ediyorum arkadaşlar. Burada dikkat ediyorsak ilgili kitaplığı aldım. File stream'i aldım. Daha sonra burada open file stream diyerekten metot kullanıp bir isim vereceğim. MyFile diyerekten bu benim nesnem. Nesnemin üzerinde open metodumu kullandım. Temporary file txt diyerekten. Daha sonra da bu dosyanın içerisine MyFile içerisine içerikleri yazdım. Ve de burada da bu içerikleri daha dış ortama yazmadan önce de bunun işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini de göstermek üzere bir data inserted into file diyerekten şu metni yazdım. Arkasından da close ile dosyayı kapattım arkadaşlar. Burada aslında işte az önce dediğim gibi file stream bu okuma yazma işlemlerini kontrol etmek üzere stream class'ı open file stream de söz konusu class'ın içerisine verileri yazmak için dosyayı açmak için bir class arkadaşlar. Class dediğimiz aslında şablonlar. O şablonların tabi içerisinde hem değişken tanımlamaları var hem de söz konusu o işi yapacak olan fonksiyonların ya da metotların tanımlanması var arkadaşlar. Burada işte file stream'i kullandıktan sonra ben ne yaptım? Burada open'ı kullandım örneğin. Burada da close'u kullandım. Yani söz konusu dosyayı açmak ya da kapatmak için şöyle o nesneyi oluşturup onun üzerinde open ve close metotlarını uyguladım arkadaşlar. Peki Erlang'da örneğin bir dosyaya içerikler yazdırmak istiyoruz. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Erlang programlama diliyle de işte burada dış ortama çalıştırmasını istediğimiz fonksiyona şöyle bir beyanını yapıyorum. Sıfır parametreli yani herhangi bir argüman almaksızın start'ı çalıştıracağız diyorum. Yani bu bir noktada artık compiler'ın compiler'a fikir verici komut arkadaşlar. Daha sonra da işte bu çalıştırılacak olan start fonksiyonunun da tanımlamasını burada yapıyorum. Burada şöyle bir notasyon var. Arrowhead fonksiyonunun kapsamı dahilinde diyeyim. Burada OK ve file diyerekten iki tane parametresi var. File 1'i ben artık şu isimlendirdim bu file 1'i. Burada hangi isim altında oluşturmam gerektiğini file 2.3'te open metoduyla belirtiyorum arkadaşlar. Aslında file burada benim tabii söz konusu Erlang'da class olmadığı için burada bu fonksiyonun bu işte bu modülün open denilen fonksiyonunu metodunu çağırıyorum arkadaşlar. Ve de yapılacak dosyanın ismini temporary file txt diyerekten belirtiyorum. Bunu da yapılacak olan fonksiyon nedir? Write fonksiyonudur. Ben burada diyorum ki artık bu file denilen nesnenin üzerinde write işlemini gerçekleştir. Ama neyi kullan bunun üzerinde? İşte file veri kullan. İçerisine yazacağımız string'de ne olacaktır? Written contents to file diyerekten şu ifadeyi yazsın diyorum arkadaşlar. Bir de şimdi bu iş gerçekleştikten sonra da tabii olayın sağlıklı bir şekilde olduğunu göstermek üzere tıpkı şurada data inserted into file diyerekten bir prompt yazmak gibi burada da verilere data
dosyaya data yazıldı anlamında şu mesajı yazdırıyorum arkadaşlar. Burada aslında baktığımızda biraz daha farklı bir formatla open file name ve mode olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın şurada open fonksiyonunu, yani açma fonksiyonuna baktığımızda file name tırnak içerisinde şöyle bir URL'i var bakın. Arkasından da bunun modu. Modu da nedir? Write modunda, yani yazma, oluşturma modunda. Burada peki syntax dosya içerisine içeriklere content yazmak için ne yapıyoruz bu sefer? Yine bu kez write metodunu ben kullanıyorum. File mod belirtiyorum. Yani write modda yazılacak. Bu da file content'te şunu da belirtmiş oluyorum arkadaşlar. Peki çıkış ne olacaktır? Çıkışta da işte dosyaya verilerin yazdırılması gerçekleştiğinde bu söz konusu dosyanın içerisine bu veriler aktarılacak anlamındadır. Buradaki temp file text'i de benim oluşturduğum bu data dosyasının, yani içerisine işte şu verilerin yazıldığı dosyanın kendisi arkadaşlar. Şu, o da onun bir URL'i, temp file text'i. Burada da eğer içerik yoksa, bu herhangi bir içerik yoksa, bu file text'i diyerekten yoksa, bunun tekrar oluşturulacak ve üzerine yazılacak arkadaşlar. Peki bir dosyadan okuma işlemi nasıl gerçekleştirilecek? Biz veriyi bir dosyaya yazdığımız gibi o veriye erişip o dosyanın içerisindekileri de okuyabilmemiz lazım. Burada da C++ programa diliyle bir örnek sizlere paylaşacağım. Burada da aslında söz konusu dosya okuma modunda, reading modda erişilmiş olması lazım arkadaşlar. Eğer ki mevcut değilse de bize işte bir null diyerekten bir geri döndürme metodu vermesi lazım. Yani senin ulaşmaya, erişmeye çalıştığın dosya yok anlamında. Burada C++'a baktığımızda normal cout için fstream'i kullanıyorum. Istream ve string de demek ki string ile ilgili ve de giriş çıkışlarla ilgili işlem yapacağım. Yani dosya işlemleri için istream'i, bu metodu kullanıyorum arkadaşlar. Bu modülü kullanıyorum. String de üzerinde işlem yapacağım. Metinle ilgili veya da string ile ilgili bir modülü, kitaplığı kullanıyorum arkadaşlar. Burada ana metot içerisinde ben şu konteksin içerisinde, evet, İlk önce read file diyerekten bir string değişken tanımlaması yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra da eğer ki if stream, eğer bu söz konusu benim my file şu ise, if stream my file, şu tanımlamayı da yapıyorum pardon arkadaşlar, bu bir if karşılaştırması değil. Ve de bu temp file txt'nin sorgulanması lazım burada. Esas bu my file'ın mevcut olup olmadığının sorgulanmasını şurada yapacağım arkadaşlar. Burada bu bir deklarasyon. Burada eğer my file nesnem is open, yani bu açık açık mı diyerekten bu sorguladığımda bu metot bana true değerini veriyorsa, öyleyse şu işlemler yapılacak demektir arkadaşlar. Yani bakın şuradaki ne diyoruz hep, if komutundan sonra, if sorgulamasından sonra şu parantez içi eğer true değeri veriyorsa, bir değeri veya işte olumlu değeri veriyorsa, bundan sonraki konteksin içeriği gerçekleştirilecek. Aksi halde, hatta şuraya kadar da geliyor, aksi halde else durumunda file doesn't exist, yani file mevcut değil diyecek. Yani burada ben işte temp file text'i ile ben bunu oluşturmaya çalıştım ama bir şekilde bir sorun çıktı, olmadı, tanımlanmadı diyelim arkadaşlar örneğin. Burada da şu koşul öyleyse şu true neticesini vermeyecektir. Dolayısıyla burada diğer komutlar, şu while komutları falan, şunlar hiç icra edilmeden doğrudan doğruya file mevcut değil, dosya mevcut değil verecek ve de program sonlanacak arkadaşlar. Peki oluşturduğumuz dosyanın var olduğunu varsayalım ve de şurada şu kodun sonucu bize true versin. Zaten işte böyle bir tanımlama, temp file txt'ye tanımlanmışsa my file olaraktan, bunun is open dediğimiz zaman burada true verecektir. Dolayısıyla şu while döngüsünün true olduğu her halde bu dosyanın içeriği, yani şu temp file txt'nin içeriği okunacaktır. Burada da while döngüsünün parametresini veyahut argümanını oluşturan komut getline dediğimiz, yine şu bu file stream ile ilgili bir komut arkadaşlar, bir metot. Burada da dosyamı, my file'ı, yani benim dosyamı al, onunla da ilgili read file metodunu uygula diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla şuradan bir anlamda bu dosyaya erişip okuduğu sürece, çünkü while anlamında bu sürece, yani bir elinde veri olduğu sürece bu dış ortama cout ile read file içeriğini oku diyorum arkadaşlar. Ondan sonra backslash bir alt satıra geçsin. Her zaman için
bizim dosyalarımızı kapatmayı unutmuyoruz. My file.close diyorum. Bunun hiç var olmaması durumunda da daha önce ilk başlangıçta anlattığım gibi söz konusu dosya mevcut değil diyerekten hani bunu bir türlü açılamamış veya da buna erişememiş olması durumunda da bu verecek arkadaşlar. Burada da ne yazacaktır elbette. Burada söz konusu işte writing contents to file diyerekten bu verileri yazacaktır arkadaşlar. Bu durumda bizim bu programımızda aslında az önceki kısmı anlatıyor. iOS in aslında okuma modunda bu text dosyasını açtığımızı anlatıyor arkadaşlar. Daha sonradan da biz onun içeriğini ekrana veriyoruz. Aslında burada bir while döngüsüyle içeriğin getline ile okunmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şurada getline ile okunmasını sağlıyoruz. Burada başka şu ifade nedir? Bir de bunu Erlang'la uygulamaya çalışalım. Yani bir dosya olsun ve o dosya ismini ben bir argüman olaraktan kabul edip read file metoduyla ben onun içeriğini okumaya çalışayım arkadaşlar. Hemen Erlang kodumuza bakıyoruz. Erlang kodumuzda start fonksiyonu 0 parametre ile tanımlanması gerekiyor. Burada da işte file fonksiyonunu read file ile çağırıyorum. Diyorum ki temp file.txt'ye okumaya başla diyorum arkadaşlar. Elbette bunun içerisinde içeriğin olması gerekiyor. Burada da şu formatlı olarak da read file'ı yazdırıyorum arkadaşlar. Aslında bakın Erlang son derece abstraction'ın yüksek olduğu, son derece yüksek seviyeli programlardan bir tanesi, programın dillerinden bir tanesi. Read file değişkenini ben şöyle şu köşeli parantez içerisinde argüman olaraktan verdiğimde ve de onun yazılma formatını belirttiğimde doğrudan doğruya dosyanın şu temp file'ın içerisine erişiyor ve de onların içeriğine döktürüyor arkadaşlar. Okay, writing the contents böyle bir içerik var. Peki bir dosyamızın mevcut olan dosyayı silmek için ne yapabiliriz? Burada da C++'da bir örnek vereceğim. Burada da ilk önce bir kere söz konusu bu temp file txt'nin eğer komut bir çıkartma veyahut da silme komutu değil ise arkadaşlar burada değil ise bakın şu eğer ki eşit olsaydı yani remove komutu uygulanacak fakat o içerik yok değil ise arkadaşlar burada biraz ifade etmek zor oluyor Türkçesine. Burada file doesn't exist, can't delete yani olmayan bir şeyi de silmek mümkün olmayacağı için burada dosya mevcut değil verecekti. Aslında yani burada ben kontrolü şurada değil ise'yi öne alaraktan bir noktada şu hata mesajının yazılmasına garanti ediyorum. Elbette bir dosya varsa temp file txt direktten içeriğinde işte şöyle bir şeyler yazan dosya varsa arkadaşlar veyahut da yukarıdakinde şöyleydi işte C++'da. Dolayısıyla şu kısım yani ön kısım hiç icra edilmeyecek anlamında doğrudan doğruya işte bu remove komutu icra edilecek. Yani remove komutunun üzerinde icra edilecek temp file'ı silecek. Burada da file dosya başarılı bir şekilde silindi mesajını puts ile verecek arkadaşlar. Burada da C++ ile bu mesajı yazdırıyoruz. Burada dikkatinizi çekecek şu olabilir. Puts da aslında write gibi bir yazdırma, dış ortama yazdırma komutlarından bir tanesi arkadaşlar. Peki burada ben Erlang ile dosya silmesini nasıl yapıyorum? Burada da son derece basit. Yine bu start ile sıfır parametre ile fonksiyon tanımlaması, arrowhead fonksiyon tanımlaması içerisinde dosya sil diyorum. Silinecek olan dosyayı belirtiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bunun içeriği tamamıyla silinmiş oluyor. Peki bir dosyanın büyüklüğünü ya da işte kaç karakter, ne kadar byte olduğunu biz nasıl belirleyebiliriz? Böyle bir imkan var mıdır? Buna da ilgili C++'la bir örneğimiz var. Burada söz konusu bir tabii pointer'lara başvuracağız burada. Dolayısıyla pointer'lar bizim o dosyanın adresi hakkında ve de o dosyanın o adresteki bilginin içeriği hakkında da bize bir fikir verecek. Bunun için de stdio kitaplığına başvurup şöyle bir algoritmayı gözden geçirelim arkadaşlar. Burada işte check file dediğimiz bir değişkenin pointer'ını alıyorum. Burada bu uzun bir son derece hassas duyarlılıkta olması bakımından bu size'ı long integer olarak tutuyorum. Check file'ı bu kez bu değişkenime ben diyorum ki file open metodunu uygula temp file txt ve de rb erişimle yani read binary erişimde buna ulaş diyorum arkadaşlar. Burada eğer ki
bunu read binary demişsem ben bu dosyayı bir highlight getirmeden onun içeriğiyle ilgili işlemler yapacağım demektir arkadaşlar. Yani onu read only gibi bunu düşünebilirsiniz. Peki burada check file aslında şuna atama yapıldı diyelim. Yani ben bu dosyaya read only olarak da ulaştım. Burada eğer ki check file dosyasının içeriği null ise, sıfır ise arkadaşlar. Yani dosyanın içeriğinde hiçbir şey yoksa burada olmayan şey açılamayacaktır. Burada p-error parametresi ne olacaktır? File can't open diyerekten bunu hata olaraktan verecektir. Elbette bu koşul geçerli değildir. Bizim bir içeriğimizde bu temp file'ın içerisinde bir veri var arkadaşlar. Dolayısıyla ben şu else kısmı benim işimi görecektir. Peki burada bakıyorum. Seek diyerekten bir dosyanın aranması, bulunması ile ilgili bir fonksiyon çağırıyorum burada arkadaşlar. Check file diyorum. Yine benim bu nesnem hangisiydi? Check file'dı. Yani içeriğini taşıyan değişken bu. Burada da seek end diyorum. Yani aramanın sona erdirilmesiyle ilgili metodu da yazıyorum. Yani burada aslında başlangıçtan sonuna kadar o dosyanın en son işte dosya kapanış karakterine kadar olan verilerin sorgulanmasını istiyorum. Peki arkasından burada FTEL diyerek de belki bunlar arkadaşlar şimdi yabancı gelebilirsiniz. Tabii ben size burada C++ dediğini anlatmadığım için sadece burada yapıdaki komutların fonksiyonları da size anlatmakla yetiniyorum arkadaşlar. Burada check file ile bu FTEL'i FTEL fonksiyonuna şu parametreyle şu argümanla işleme soktuğumda bu size aslında bunun içerisindeki verilerin ya da byte'ların büyüklüğünü taşıyacaktır arkadaşlar. Burada da işte fclose ile bu check file'i kapatıyorum. Fakat size benim hala şu içerisinde işte şu temp file tekstinin içerisindeki verileri ya da data'yı byte olaraktan taşıyor arkadaşlar. Yani onu hala bana verebilir. Burada da işte şu etiketi yazdırırken yerinde koymalı şöyle bir load ld diyerekten şu formatla yazdırıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bana bu söz konusu işte şu kaç karakterse işte bunun içerisindeki veriler neydi o kadar karakteri byte olaraktan bana verecektir arkadaşlar. Bir kez daha bakarsak dosyanın erişilmesine read only olaraktan veyahut da işte rb olaraktan read byte olaraktan sağlıyorum. Byte olaraktan erişsin diyorum buna fopen metoduyla. Daha sonra da dosyanın boş olup olmadığının kontrolünü yapıyorum. Bu eğer ki boşsa veyahut da kazara hani içerisinde hiçbir veri yoksa dosya açılamıyor direkten bir mesaj yazsın. Aksi halde yani dosya eğer dosya içerisinde veriler varsa bu durumda fseek denilen şu metodu çağırıyorum. Burada da check file nesnemin üzerinde sıfırıncıdan işte sonuncuya kadar belirtiyorum. Arkasından burada check file üzerinde ftel fonksiyonunu çalıştırıyorum. Size aslında bunun byte sayısını içeriyor. Burada da formatlı yazdırırken %ld dediğimde bana bunun byte sayısını verecektir arkadaşlar. Eğer ki burada output dediğimiz kısımda temp file mevcut ise bu byte sayısını verecek. Eğer ki yoksa veyahut da işte sıfır boyutluysa bu durumda hemen bize vereceği file can't open dosya açılamıyor mesajını verecek arkadaşlar. Peki Erlang'da bunu biz nasıl yapacağız? Burada da işte file size diyerekten bir fonksiyonumuz var. O fonksiyon ne alıyor? Bir parametre alıyor. File name alıyor. Dosyanın ismini alıyor arkadaşlar. Yani burada da Erlang yüksek abstraction ile burada file size'ı ben file lib üzerinde uyguluyorum. Bana da temp şu aynı direktörüdeki aynı dizindeki temp file'ı bana okuduğunda bunun içerisinde ne kadar olduğunu gösterecektir arkadaşlar. Eğer ki burada dosya varsa bu byte sayısını gösterecek. Temp file yoksa bu Erlang kodumuz sıfır gösterecek arkadaşlar. Aksi halde sıfır gösterecek. Böylece evet, bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bunun biraz şöyle küçülterekten beşinci dersimizde sevgili arkadaşlar bugün beşinci dersimizde lambda kalkülüsten itibaren lazy evaluation ve file IO işlemlerini göstermiş olduk. Böylece aslında bir spesifik bir programlama dilini kastetmeksizin genel olarak da fonksiyonel programlama dillerinin arkadaşlar özelliklerini kabaca bu şekilde anlatmaya çalıştım. Bu özellikler aynı zamanda nesne temelli programlama dilleri içerisinde de yer alıyor. Yani o bakımdan bunları sadece fonksiyonel programlama dillerine özgü diye düşünmemek lazım. Örneğin burada işte lazy operation, evaluation, Python'da range'in
tek bir singular indekste kullanılmasıyla mesela değerlerini hiç hesaplamadı. Sadece o indeksteki değeri hesapladı arkadaşlar. Şöyle bir vedalaşalım. Size şunu göstermek isterim. İlk başlangıçtan itibaren bu 5 ders içerisinde fonksiyonel programlama dillerinin tanıtımını yaptım. Belki de daha önceden zaten bildiğiniz bir takım kavramların artık biraz daha yerine oturduğunu düşünüyorum. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bu son dersimizden sonra fonksiyonel programlama dillerinden şöyle bir gözden geçireceğim. Anlatmadım, hiç anlatmadığım varsa veya da hiç tanıtımını yapmadığım programlama dilleri varsa onları 1, 2, 3 sıraya sokaraktan onları tanıtma yoluna gideceğim arkadaşlar. Aslında böyle diyorum. Varsa derken olmadığını da biliyorum. Olduğunu da biliyorum. Closure'ı anlatacağım arkadaşlar. Elixir var. Bir de Elm var. Eğer bunları da uygun kaynaklar, ortamlar bulabilirsem o kaynaklarda ortamlar içerisinde çalıştıracağım ve de sizin program envanterinizde veya da işte program dağarcığınızda birkaç tane de programın olmasını sağlayacağım arkadaşlar. Burada aslında sayıları abartmaktaki veya da arttırmaktaki maksadımız şu. Ne kadar farklı program yapısı, algoritması görürseniz sizin için o kadar iyi olacaktır arkadaşlar. Hem bunu genel bilgi mahiyetinde bir de kafanızın veya da işte zihninizin farklı biçimlerde çalışması için de size bir fikir verecektir arkadaşlar. Çünkü bu programlama dillerini tasarımlayan arkadaşlar, insanlar elbette beyinlerini farklı biçimlerde çalıştıraraktan sonuç alabileceklerini görmüşlerdir. Bunların bir kısmı zaten insan beyninin çalışma şeklini taklit ettiği gibi bir kısmı da doğrudan doğruya hardware dediğim işte makinenin bu donanım kısmının üzerinde hakim olacak komutların da keşfedilmesi yoluyla bu programlama dilleri gerçekleştirilmiş oluyor arkadaşlar. 5. ders içerisinde eğer anlaşılmadık yerler varsa daha önceki 1, 2, 3, 4 derslerinin de şöyle bir hızlıca gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Hızlılık olması bakımından veyahut da şeyleri daha hızlı, daha çok anlatabilmem bakımından bazı programları ayrı compilerlarda veyahut da işte playgroundlarda çalıştırmak yerine söz konusu bu takip ettiğimiz web sitesinin online compiler'ında veyahut işte yorumlayıcısı üzerinde çalışıyorum arkadaşlar. Yani bu ders içerisinde yani 5 videoluk ders içerisinde olabildiği kadar çok şeyi daha kısa süre içerisinde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Seste inşallah bir sorun yoktur. Onu son bir kez daha kontrol etmedim. Bir sonraki programa dilinde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Eğer ki bildirimleri açmadıysanız o bildirimleri de açtığınızda yeni program yüklediğimde otomatikman sizin de haberiniz olacaktır arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Bir sonraki programlama dilinde görüşmek üzere. İyi akşamlar. Beğeniriniz olursa videoya da bunu belirtmekte belirttiğinizde memnun olurum arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bay bay.